5 tane al yeter. Çok az bir şey yiyon oğlum, bir dakika. Afyon arka ağzına doğru. Sekiz tane şuraya koy üstüne. Thank you.
Ya gelmem kapalı yok. İndi aşağıya gidiyorum. Thank you.
Değerli takipçilerimiz, Yıldız Dağı Arı Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Kırsalda ev yapımıyla ilgili videolarımızın bu beşincisi olması gerekiyor galiba. 5 seri olacak. Daha evvelden 4 seri yapmıştık. En son çatı bölümünde kalmıştık. Şu anda çatı bölümümüzün sajları dahil olmak üzere hemen hemen tamamladık. Sadece bacaların üstünün kapaması gelecek. Sajları, onun sajları kesiliyor. Onun haricinde çatıyla ilgili işlemlerimizi bitirdik. Ben daha evvelki çalışmalarımızı size kısa videolar şeklinde paylaşacağım. Onu izlersiniz. Şu anda da gelmiş olduğumuz son durumu size biraz daha detaylı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Evet, hemen inşaatımıza şöyle dönelim ve son halini birlikte görelim. Evet, sajlarımız çakıldı. Sajların hemen altında alınlık dediğimiz lale desenli alınlıklarımız çakıldı. Plastik doğramalarımız montajı yapıldı. Çelik kapı yine montajı yapıldı. Çatıyla ilgili çalışmalarımızdan sonra kabasını böylece inşaatın bitirmiş olduk. Ben tekrardan şöyle yavaşça inşaat alanına doğru gideyim. Bu arada tabii su tesisatını da bitirdik. Su tesisatı için ayrı bir video çekmedim. Onu da bu arada paylaşmış olacağız sizle. Evet, çatıyla ilgili daha evvelden kapama şeklini göstermiştik. Çamların üzerine tahtayla kapatmıştık. Çamların üzerine 12'ye 13, 12'ye 15 ebadındaki çamların üzerine tahtayla kapattık. Üzerine, tahtanın üzerine membran döşedik. Membranın üzerine de toprakla yalıtımını yapmıştık. Evet, su tesisatlarımız yapıldı dedim. Şöyle göstereyim ben size. Bu banyonun birisinin su tesisatı bu şekilde tamamlandı. Buradan çatıya çıkıyor. Oradaki sıcak su ve ayrıca 1 tonluk bir bidonumuz var. Su depomuz var. O su deposundan da buradan da acil kapama vanası yaptık. Bu şekilde. Kapıları taktık, banyo kapılarını. Plastik doğramalarını. Pencereleri taktık. Evet, burası da diğer çamaşır makinesi ve diğer banyomuzun kapısı, vasfası yapıldı. Ve tesisatlar bu şekilde, giderleri ve lavaboları bu şekilde tamamlandı. Evet. Çatıyla ilgili de hemen ben size çatı aralığına çıkacağız. Oradan çekimimize devam edeceğiz. Evet. Bu harcı da çatı altındaki boşluklarda kalan boşlukları doldurmak için hazırladık. Evet, balkon pencerelerimizde kuzey rüzgarlarından etkilenmemek için, buranın özellikle poyrazı çok sert. Bu pencereden de poyrazın gelmemesi için kapamayı yaptık böylece. Balkon pencerelerimiz bu şekilde tamamlandı. Ustamız yukarıda çatı aralarını, boşluklarını dolduruyor. Ve hızlı bir şekilde çatımıza çıkalım. Evet, çatıya çıktık. Çatı makaslarımız bu şekilde. Bacalarımızı görüyorsunuz. Bacaların sıvası tamamlandı. Yan duvarların, çatının altında kalan bölümlerin sıvası tamamlandı. Ve buraya 1 tonluk bir su deposu koyduk. Aşağıda 5 tonluk bir su depomuz olmasına rağmen bunu koymaktaki maksadımız, hidroforda herhangi bir sıkıntı yaşadığımız zaman ve damlama sulamada kullanmak üzere böyle bir kolaylığı seçtik. Evet. Bu 1 tonluk su depomuzdan hidrofor çalışmadığı zaman faydalanacağız. Buradan sıcak su çıkış ve soğuk su inişler. Ayrıca hidroforun su deposunun
tahliyesinde bir sıkıntı yaşarsak yedek bir tahliye yaptık. Bu boru çatıdan gidiyor ve dışarıya çıkıyor. Şayet kaçak olacak olursa zemini ıslatmasın, aşağıya su akmasın diye böyle bir çözüm ürettik. Şu şekilde bir bağlantısı var. Hidrofor devrede olmadığı anda bile buradan su alabiliyoruz. Yalnız şurada küçük bir kaçak var galiba. Onu ustamız gelince ona bir baktırmamız gerekecek. Evet. Ama bir formül üretmemiz gerekiyor. Yoksa devamlı aşağıya akar. Evet. Çatımız bu şekilde. Sacını kapattık. Şuradan bir çatıya çıkış bölümü yaptık. Buradan çatı aralığına çıkıyoruz. Ayrıyeten bir çıkış bölümümüz de burada. Kamil ustamız da sacın altında kalan küçük delikleri kapatıyor. Böylece kuzey tarafının Poyraz rüzgarlarından fazla etkilenmeyeceğiz. Evet. Kamil ustam kolay gelsin. Sağ ol. Bu şekilde kapamayı da yapıyoruz. Bunun üzerine güneş enerji sistemimizi monte edeceğiz. 4 tane panel ve 4 aküden oluşan bir sistemimiz var. İnvertörümüzü, akülerimizi balkona koymayı düşünüyoruz. Büyük ihtimal balkonda bir köşeye koyacağız veyahut da montajını yapan arkadaşlara soracağım. Belki de şu hidroforun hemen yanına koyabiliriz. Hidroforu da oradan görüyorsunuz. Buradan da çatıya çıkıyoruz. Çatıya şöyle bir çıkıp şöyle bir şey yapalım. Evet. Bacaların şapkaları şu anda hazırlanıyor. Bir iki gün içerisinde onları da sacdan yapılmış bir kapama olacak. Onları da getireceğiz. Montajını yaparak böylece çatının işini bitirmiş olacağız. Makaslarımız ona ondan yapıldı ve ayrıyeten de sacların altına gelecek şekilde 8'e 8'lerle de sacın hemen altını sabitledik. Bunu 5-10'la da yapılabilir ve üzerine tahtayla da kapatılabilir ama bu şekliyle bizim işimizi görüyor. Evet. Sac bölümünü bitirdikten sonra hemen sıvıya geçeceğiz. Elektrik tesisatını bitirdikten sonra tabi elektrik tesisatının borularını döşeceğiz. Yarın onu yapmayı düşünüyoruz. Hemen akabinde sıvıya geçerek sıvasını da bitireceğiz. Çatının maliyetini ben size kısaca hemen bilgilendireyim. Sajlar için 30 bin lira bir maliyet oluştu. 126 tane sac almıştım. Bunun 26 tanesini iş evinde kullandık. Demek ki 100 civarında buraya kalmıştı. Bu 100 tanenin de tamamını kullanmadık. Şura bura bir 7-8-8-10 tane kadar sacımız var. Demek ki 90 civarında sacla 160 metrekarelik bir çatının kapaması yapılabiliyor. 30 bin lira demiştim ben size. Demek ki 25 bin lira civarında bir maliyeti, bu binanın ki sadece iş evininkini saymıyorum, bize bir maliyeti olmuş. Ahşapların da maliyetini daha evvelden söylemiştim ama tekrar edeyim ben size. 24 bin lira kavak kerestemiz maliyeti olmuştu. 6,5 mikap. 8'e 8'ler. Efendim 6,5 mikap pardon, tahtalar ayrıyeten 8'e 8'ler, 10'a 10'lar ve 5'e 10'ları da ilave ettiğimiz zaman toplam 10.2 mikap civarında bir tahta kullanıldı. 6,5 mikap da çam kullanıldı. Toplamda 40 bin lirayı geçti. Bize tahtanın maliyeti, ahşabın maliyeti. 30 bin lira da sacın maliyeti tuttu. Sacla beraber maliyetler bu şekilde. Hemen üzerine toprak biz yaptık.
Toprağa kardık. Tabii çatlamalar oldu. Bu çatlamaları da gidermek için biz yeniden toprak eleyeceğiz. O elediğimiz toprağı sereceğiz. Bu çatlakları da o şekilde dolduracağız. Hem çatı kapamanın hem de maliyetlerle ilgili bilgileri bu şekilde ben sizle paylaşmış oldum. Bir başka videoda buluşmak üzere diyorum. Bundan sonra sıva var sırada. Sıva çalışmasında ben sizi tekrardan bilgilendireceğim. Sıvanın maliyeti, ne kadar kum gidiyor, ne kadar çimento gidiyor ve şu anki güncel fiyatlarını da sizlerle paylaşacağım nasip olursa. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.